Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Hoş bulduk Kadir Bey. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yalnızlığın Yansıması diye bir eser çıkarttınız. Evet. Merak içindeyiz biz de. Kitabı tabii ki okumak istiyoruz. En kısa zamanda bu konuda sizi temin edebilirim ki okuyacağım. Ama elimde Sevinirim. dersiniz. Gerçekten çok parçalanmış bir hayat yaşıyorum. Kendi mesleğimi yürütmeye çalışırken bunun yanında işte Okurreza Kitapların akademi günleri, kitap kulübümüz var. Dergimizi yönetmeye çalışıyoruz. Yazarlar, şairler eserlerini gönderiyorlar. Elimizden geldiğince kitaba da vakit ayırmaya çalışıyoruz. Size teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir eseri edebiyatımıza veya da yazın dünyamıza kazandırdığınız için. Sözü size vermek istiyorum. Yalnızlığın yansımasını hikayesi nedir? Nasıldı? Nasıl çıktı bu eser? Ben öncelikle bir şeyler söylemek istiyorum. Az önce zikretmiş olduğunuz benimle ilgili cümle için çok teşekkür ederim. Şu çok iddialı oluyor bence. Yani ressam, yazar, tabii ki bunlarla anılmak hoş bir şey ama ben kendimi o yeterlilikte hala görebilmiş değilim. Çünkü onlar bence sanat dünyasında edinilebilecek en üstün sıfatlar. Benimki daha hem resim konusunda hem kitap konusunda da çok amatör olduğumu düşünüyorum şu an için. Yine de teşekkür ederim bu şekilde beni andınız. Kitapla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben bu kitabı yaklaşık 4 yıl önce zaten kurgusu falan hazırdı. 4 yıl önce yazmaya başlamıştım. Çok fazla değişiklik oldu aslında. Bu kitabın hacmi 200 sayfanın üzerindeydi. Çok fazla iş dünyasını yansıtacak işte karakterlerin çok fazla iş dünyasına giriyordu kitap. Daha fazla karakter vardı aslında. Ama günden güne bu kitabın demlenme süresi var. Ben bu deyimi Yaşar Kemal röportajında dinlemiştim. Ya da bir makalede duymuştum. Bir şeyin demlenme süresi var. O demlenme süresinde karakterler girip çıkabiliyormuş. İşte siz duygu değişimlerini oraya daha farklı yansıtabiliyormuşsunuz. Bu açıdan kitap böyle bir anda yazılmış. Hadi ben oturup yazayım, bir an önce bitireyim gibi bir kitap olmadı. Daha çok üzerine devamlı eklemeler, çıkarmalar yaparak yazdığım bir kitaptı. Kitabı da şöyle göstereyim ben. Evet. Bir roman herhalde, bir Aslında olay. bir kısa roman, öykü tarzı bir kitaptı. Ya hacim olarak çok 104 sayfalık bir kitap ama yoğun bir şekilde yazılmış bir kitap. Yani çok fazla dallanıp budaklandırmadan, tabii ki o şekilde de çok hacimli, geniş tutup çok fazla duyguyu yansıtan kitapları mevcut ama bunda çok böyle daha komplike ama yoğun bir kitap yazmaya çalıştım ya da kitap o şekle dönüştü. Kitabı yazdım ben. Uzun süre bilgisayarda öyle hiç dokunulmadan kaldı. Kurgusu hazırdı, işte karakterlerin hepsi analiz edilmişti, yazılmıştı. Hikaye sonlanmıştı. Hatta hikaye sonu da çok farklıydı ilk yazdığımda. Sonra işte kitap bir eser ortaya koyduktan sonra ve o eser üzerinde oynama yapabiliyorsanız bir noktadan sonra acaba şunu da mı eklesem, bunu da mı eklesem gibi şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Ya bu kitap böyle bir anda yazılmış ya da bir kurgu, bir fikir üzerine direkt kaleme dökülmüş bir kitap değil. Üzerinde çok fazla oynama yaptığım bir kitap. İlk kitabım. Ya ilk kitabım derken basıma giden ilk kitabım. Bunun haricinde 4 kitap daha var ama onlar işte basıma gitmedi. Bu benim ilk göz ağrım olduğu için bunu özellikle birinci olarak düşündüğüm için bunu yayınlattık. Kitabın mazisi bu şekilde. Kitabın ismiyle ilgili bir şeyler söylemem gerekirse... Yalnızlık kavramını ben burada sabaha kadar da açıklasam, yalnızlığın işte felsefi, sosyolojik, psikolojik açıdan birçok türü olduğunu da sabaha kadar anlatsam, bir anlamı yok çünkü her insanın yalnızlığı kendine özgü. Ben duyguların her insanda aynı yaşandığını düşünmüyorum. Yalnızlığın da her insanda aynı yansıdığını düşünmüyorum. Bu bana yansıyan yalnızlık ya da daha doğrusu buradaki ortaya koymuş olduğum karakterlerin yalnızlığının yansıması. Yansıma kelimesini kullanmamdaki amaç iki tane ana karakterin olması ve bunların zaten ileride birleşen bir hayatları olacak. Kitap okuyanlar beni şu an anlıyordur. Birbirlerinin yansıması aslında ama yansımada bir şeyler ters dönüyordur.
aynaya baktığınızda insanların sizi gördüğü simetriyle aynadaki simetri tam tersi oluyor. Burada da ters karakterler çok düşünülerek konuldu bu kitaba. Ya, kitabın ismi buradan çıktı aslında, yalnızlığın yansıması. Buradaki yalnızlık kavramı, iki karakterin de yalnızlık kavramını farklı düşünüyor kendi içinde. Ama netice itibariyle ikisi de yalnız. Kitapla ilgili başka söyleyebileceğim, Salon Yayınlarından çıkardık biz. Buradan kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hem kitabın basım aşamasında hem de yayınlanması ve sonrasındaki süreçte çok yardımcı oldular. Buna ek olarak da çok çok teşekkür ettim ve beni gerçekten çok cesaretlendiren, kitabı çıkarma anlamında sevgili editörüm Özlem Eke'ye çok teşekkür ediyorum ben. Kendisi şu an duyuyor mu bilmiyorum, yayında mı? Kitap kurdu ikizannesi dediği sayfası var. Çok destek oldu ve çok yardımcı oldu. Onun desteği olmasaydı muhtemelen bu biraz daha bekleyecekti. Peki şöyle bir şey sormak istesem nasıl bir cevap alabilirim ya da bir cevap alabilir miyim? Ben yine de sormak istiyorum. Bu kitabı okuduğumuzda neler hissedeceğiz? Böyle bir şeyiniz var mı? Sayımız veya öngörünüz? Yani bizi nerelere götürebilir bu kitap? Sizce? Ben bunun cevabını veremem. Nedeni şu, bir eser ortaya konulduktan sonra yazarın dışında artık gelişir o kitap. Okuyan kendinden farklı bir şey bulacak, farklı yerlere gidecektir. Ben kitapta illa bir mesaj vermek ya da siz böyle hissedin demek için yazmadım bu kitabı. Zaten hangi kitabı elinize alırsanız alın, okuyun. Bu en büyük eserler de olabilir. Okuduğunuz zaman sizde farklı bir tat bırakacaktır. Mesela birinin hiç dikkat etmeyeceği bir cümle başka bir okurda çok fazla yer edecektir. Ve evet, bu benden çıkan bir cümle ya da bana söylenmiş bir cümle diyecektir. Yani kitabı okuyan her insanda farklı bir izlenim olacaktır. Çünkü her insanın, dediğim gibi başta da söyledim, yalnızlık her insanda çok farklı algılanıyor. Karakterlerle bazıları özdeşleştirecekler kendilerini, bazılarını belki de hiç kitabı beğenmeyenler de olacak. Dediğim gibi ya, ben kitapta şunu amaçladım ya da kitap sizi şuraya götürecek çok iddialı olur. Bu da benim kendi yorumum olur. Bence çok doğru bir şey değil. Okuyan insan kendi kendine, daha doğrusu kendi dünyasında bir şeyler bulacaktır. En azından onu söyleyebilirim. Evet. Şu an Evet. Cümleleri şu son kelimeleriniz koptu ama ben anlayabildim. Şimdi konu. yayında bir kopukluk oluyor. Şu an ben dediklerinizi Kitabın anlamıyorum ama. içeriğiyle ilgili Şu an yayında konu sorun var. bilmekin yolu ya da en iyi hissedin. Biz de gelecek günler içerisinde bununla ilgili bir planlama yapacağız. Kitap kulübümüzde bununla ilgili. Şu an sesimi geliyor mu? Şu Şu an an nasıl? bana geliyor. Sesim geliyor mu? Yayında Şu an sorun var, geliyor. evet. Bir sorun, bir saniye. Sesim. Evet. Ben az önce Evet, söylediğiniz İddet hiçbir şey Bey, şu an anlamadım. sesim geliyor mu? Sizi görüyorum ben. Görüntü ve duymada problem yaşamıyorum şu anda sizi. Evet. Özellikle psikoloji türünde yazılmış bir kitabı anlamanın en iyi yolu onu okumaktır ve yani o hissi kazanmanın tek yolu belki de kitabı okumaktır. Bunun dışında anlatarak bu duyguyu anlamamız zor, imkansız belki de. Ama kitabın haricinde biraz psikoloji konuşabiliriz belki. Yalnızlık konusunu konuşabiliriz. Yalnızlık konusu size ne ifade ediyor? Yani çoğu zaman ben de bu hisse kapılırım mesela. Kendimi yalnız hissederim. Kalabalıklar içerisinde yalnız hissederim. Ve şunu düşünürüm. İnsan, ben de tüm insanlar
tek başına dünyaya geliyorlar ve dünyadan göçüp giderken de tek başına göçüp gidiyorlar. Yani aslında temelde doğumumuz ve ölümümüz yalnızlık temelinde yükselen bir şey. Hayat içerisinde illaki sosyalleşiyoruz ama bu yalnızlık psikolojisi elbette ki çok iyi şeyler ifade etmiyor ama bazen de belki de gerekli veya da tercih edilen bir şey olabilir. Sizce nedir yalnızlık ya da sizin için neyi ifade eder? Ben kitapta onu bir cümleyle kendimce açıklamaya çalıştım. Daha doğrusu yalnızlığı aslında çok doğru olmasa da oradaki duygu yansıtma açısından ben iki kategoriye ayırdım. Bir tanesi tercih edilmiş yalnızlık, bir tanesi mecbur bırakılmış yalnızlık. Şimdi yalnızlık deyince insanların kafasında canlanan muhtemelen işte fiziksel yalnızlık, kimseyle görüşmeme ya da izole bir hayat yaşamak gibi geliyor. Ama aslında bu kitapta söylemek istediğim ana karakterlerden bir tanesi Adem'dir. Adem çok fazla insanla tanış. Bunu çok kitapta dile getirmemiş olsam da bunu okuyan insan anlayacaktır. Çünkü bir hukuk profesörü, İstanbul Üniversitesi gibi bir yerde hukuk profesörü olan bir kişinin çevresinin olmayacağı ya da kimseyle görüşme ya da yalnız kalacağı fikri birazcık komik gelir. Daha doğrusu yalın anlamda yalnızlığı düşünürsek. Ama eminim ki çoğumuz hissetmişizdir, şunu hissetmişizdir. Çevrenizde çok fazla insan olması, çok fazla sosyal olmanız ya da çok fazla etkileşimde bulunmanız sizin yalnız olduğunuz anlamına gelmiyor. Şimdi siz yalnızlıktan anladığınız şuysa, beni yalnızlığa mecbur bıraktıysa, genelde hayata biz dem vururuz. Beni hayat yalnız bıraktıysa ya da şartlar beni yalnız bıraktıysa dediğimizde bir öfke durumu oluşacaktır o yalnız. Çünkü mecbur bırakılmışsınızdır. Yalnız kalmak istemiyorsunuzdur. Genel itibariyle kimsenin sizi anlamadığını ya da sizden uzaklaştığını hissediyorsunuzdur. Ama maalesef şöyle bir durum var. Çıkar dünyasında yaşıyoruz. Tüketim dünyasında yaşıyoruz. Yani sadece eşyaları tüketmiyoruz. Kaynakları da tüketmiyoruz. Birbirimizi de çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk tanışmalar, çok çabuk samimiyetler ve çok çabuk ayrılıklar yaşıyoruz. Bu kadar sirkülasyonun olduğu bir yerde sen bir başkasındaki kendini ne kadar büyütebilirsin? Ya da bir başkasına ne kadar var olabilirsin? Öyle bir sorun da çıkıyor. Otomatik olarak yalnızlığa sürükleniyoruz. Bireysel anlamda çok bireyselleşti insanlar. Ve çoğumuz yalnızlığı dibine kadar hissediyoruz yani. Şunu söyleyebilirim, ben ne kadar çok arkadaşım var, ben yalnız değilim diye bir düşünce olamaz. Gece, akşam, herkes çekildiğinde sen ne hissediyorsun, o önemli. Yani anlaşılabildin mi ya da duygularını paylaşabiliyor musun? Ya da insanlar senin yapmış olduğun bir hareketi beğeni mi, senin beklediğin düzeyde tepkiyle karşılıyor mu? Hissedilebiliyor musun? Ben anlaşılma noktasında da mesela beni anlamıyor diyoruz çoğumuz. Anlaşılamadığımız için de yalnız hissediyoruz kendimizi çoğu zaman. Ama dediğim gibi anlaşılmaktan ziyade ben hissedilmenin önemsenmesini düşünüyorum. Çünkü hissedildiği takdirde empati kurulabiliyor demektir. Ya ben hepimiz birbirimizin ağzımızdan çıkan tüm cümleleri anlıyoruz. Ne demek istediğimizi de çok iyi anlıyoruz ama birbirimizi hissedebiliyor muyuz? Bu gerçekten şu dönemde çok zor. Çünkü biri seni dinliyorsa şöyle düşünüyordur benim nazarımda. Gerçekten onu dinlediğimde bana bir şey katacak mı? Ya da onu dinlediğimde bana bir tehdit durumu oluşacak mı? Ya bunu çok çekiştirebilirim ama bu iki düzlem üzerinde söylemek istiyorum ben bunu. Gerçekten değer veriyorsanız ve belli bir mazeniz varsa onu söyledikleri kale alıyorsunuz. Çünkü paylaşım noktasında duygusal paylaşım da yaşıyorsunuzdur. Ama gerçekten bu bir tehdit var ise ya da bunun konuşması benim hoşuma gidiyor ya da artık biz çok fazla maske kullandığımız için çok gülerek dinliyoruz herkesi. Yani evet doğru söylüyorsun falan dediğimiz insanlar çok oluyor ama içimizden neler söylediğimiz çok farklı yerlere gidiyor. Şu adam kalksa da gitse bilmem ne. İşte bir noktadan sonra herkesi memnun etmek, herkesi tatmin etmek gibi durumumuz yok. İnsanların sizi sevecek diye bir kaidesi de yok. Bazı şeylerin farkına varmaya başlıyorsunuz belli bir dönemden sonra. Diyorsunuz ki evet ben yalnızım ya. Yani anlaşılmamanın dışında beni hisseden biri yok. Ve gittikçe bu kendi karanlığında ben düşünmeye başlıyorum, kurmaya başlıyorum. Bir psikolog değilim. Bunun tabii ki o bilimde bir açıklaması vardır.
Burada onunla ilgili ahkam kesecek değilim ama o kendi kararını, içe dönüş noktasını nasıl değerlendireceğinle ilgili bir konu. Şimdi inzivaya çekiliyorsan eğer, böyle bir direkt yalnızlığı hissetmeyip kendini bir inzivaya çekip kendini dinlemek, yaşadığını hissetmek için bir inziva süreci oluşturuyorsan bu yararlı. Bu yalnızlık üretken bir yalnızlık. Ama beni kimse Evet. anlamıyor, kimse bana destek olmuyor dediğinizde bu defa mecbur bırakılmış bir yalnızlık. Her ikisinde de kendine bir dönüş var. Mecbur bırakılmış yalnızlığı siz gerçekten avantaja da dönüştürebilirsiniz. Kendinize dönebilirsiniz. En azından insanlar evet benden niye uzaklaşıyor? Devamlı başkaları suçlu değildir. Kendiniz de suçlu olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz hareketler, eylemler, çıkarlarınız, tavırlarınız, konuşmalarınız diğer insanlarda nasıl izlenim oluşur? Birazcık da onu düşünmek lazım. Yani devamlı başkalarını suçlama, beni yalnız bıraktılar falan demenin mantığı yok. Dediğim gibi her insanın ayrı bir yalnızlık algısı var. Evet. Ama ana düzlemde benim aklıma gelen iki yalnızlık türü vardı. Biri mecbur bırakılmış yalnızlık. Bir diğeri de dediğim gibi inziva sürecini tercih ettiğimiz bir yalnızlık. Bu yalnızlıkla ilgili şu an aklıma gelenler bunlar. Kitabı yazarken de zaten bu mantıkla yazıldı. Yalnız ben Fikret Bey, ben şimdi burada yalnız bu Evet. kelimeler sürekli kullanır olduk. Sizin resimlerinizi gözümün önüne getirdiğim zaman böyle psikolojisi zorda olan insanların resimlerini görüyorum. Mesela yaşlanan insanları görüyorum bir Yaşlı ve zaman. çocuktur. Evet, yüzünün Yaşlı ve çocuktur genelde. çizgileri, yaşlılar ve çocukları daha çok çalışıyorsunuz. Yüz çizgilerine çok önem veriyorsunuz resimlerde. Yani ifadeyi, o İfade. çizgileri çizgilerde çok iyi yakalıyorsunuz ve Teşekkür ederim. genellikle insanlara yani bana verilen duygu orada zorda olan bir insan ya da zorluk çekmiş bir insan, belki de feleğin çemberinden geçmiş bir ihtiyar. Fotoğrafı gözümün önünde canlanıyor ve bir yalnızlık hissi şey yapıyor. Bilmiyorum, bu tabii ki sizin sanatçı ruhunuzla ilgili olan bir şeydir belki ama yani siz muhtemelen eserinizde de, yazılı eserinizde de bunu biz okuyacağız. Kulüp Çek kitabınızı okuyacağız bu arada. Ve Teşekkür bütün ederim. sizi seven insanları kitap kulübümüze davet ediyoruz. Beraber yalnızlığın tutkusu beraber tahlil etmek istiyoruz. Şimdi fotoğraftan yani resimlerinizden bahsederken o dikkatimi çekti. Ve kitap kapağında da bu resimlerden bir tanesini kullanmışsınız. İki Yüzü tane kullandım belki de aslında. akan İkisi de belli olmayan ama üzerinde evet. İki bir tane tanesi resim. şu Orada da bir tabii tanesi ki belli şurada bir bir tanesi nerede? arkada bir Bak, aha, tanesi evet. de Evet, diğeri burada orada. değil. Burası Bu temayı resimlerinizde bu temayı seçerken ya da neden bu temayı seçtiniz? Yani o yüz çizgileri yüzünden yılların ağırlığından o insan tiplemeleri, yaşlılar, gençler ve zorluk çeken insanların resimlerini neden çiziyorsunuz? Bir açıklama yapabilir misiniz bununla ilgili? görünmüyorlar çünkü. Çocukları kimse görmüyor. Yaşlıları kimse görmüyor, emin olun. Bence asıl yalnızlığı onlar çekiyor. Duygusal anlamda anlaşılmayan bence çocuklar ve yaşlılardır. Yaşlılarda şöyle bir durum oluyor. Bilmiyorum, parklara gittiniz mi hiç? Ya bir parkta genelde tek başına yürüyen ya da bankta tek başına oturan yaşlı insanları göreceksinizdir. Yere Evet. bakıyordur, ne bileyim uzaklara bakıyordur. Tek başına oturuyordur o adam. Veya çocuk. Çocuklar, yani hepimizin, benim çocuğum var 3 tane, çok sevdiğim. Tamam. Maşallah. Çocuklarımız oluyor, ebeveyn oluyoruz ama gerçi tamam onların yanındayız, güzel, işte ihtiyaçlarını gideriyoruz, anlık problem yok. Ama biz gerçekten, çok pardon. Ama biz
gerçekten çocuğumuzu anlıyor muyuz? Ben emin olayım, bu hayatta yalnız dibine kadar yaşayan iki yaş aralığı biliyor. Bir çocuklar, bir yaşlar, anlaşılmama noktasında. Sokaklara çıkın. Burada duyar kasmak için söylemiyorum bunları. Bunlar benim çok dikkatimi çektiği için ben bunları Bu bir de ihtiyarlarda, yaşlılarımızda bu çok belirgindir. Özellikle işte bazen cami avlusunda tek başına olduğunda görürüz veya da parklarda görürüz. Etrafımızda tek başına oturan ve etrafına hani ben buradayım der gözlerle bakan insanları görüyoruz. Bazen onları fark ediyoruz, çoğu zaman fark etmiyoruz. Ama yalnızlıklarını ben şuradan hissediyorum. Genellikle yalnız ihtiyarlar konuşmak isterler, anlatmak isterler, birileriyle iletişim kurmak isterler. Tabii zamanınız varsa veya da buna ilgi duyuyorsanız onunla vakit geçirirsiniz ama ihtiyarlarımızda böyle bir şey var ve bu çoğu zaman biraz üzücü bir durum ortaya çıkartır. Ve ben daha çok sizin resimlerinizde bu ihtiyarları daha yaptım. Özellikle bir video paylaşmışsınız. O videoyu ben de kullandım Instagram şeyimizde. Videomuzda kullandık hani tanıtım amacıyla. Yani beli bükülmüş, tek başına yürüyen bir ihtiyar. Çoğu zaman ben aslında şahsen onları gözlemlemeyi çok severim. Ve düşünürüm, yıllar önce o da bizler gibi ya da bizden genç yaşlarında devasa bir hayat yaşadılar. Bir roman gibi bir hepsinin bir hikayesi var aslında diye geçiririm içimde. Yanmış bir hayat ve ihtiyarlanmış bir beden. Burada mesela sizin fotoğraflı resimlerinizi gördüğüm zaman oradaki o insanların bu psikolojisini biraz daha hissederim. Anlayamam ama hissederim diyebilirim. Dolayısıyla bence güzel bir yerden girmişsiniz. Ve şunu düşünüyorum ben. Eserlerinizle yani resim eserlerinizle kitabınız birbirini tamamlamış sanki. Kitabınızı okuduğumuzda bunu daha iyi anlayacağız. Hep birlikte tahlil ettiğimizde bunu daha iyi anlayacağız elbet. Ama ben şimdilik kitabınızla ilgili bunları hissediyorum. Size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonra resimlerden anlatabilirsiniz, ihtiyarlardan. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle, hepimizin içinde klasik sanat türlerinin dışında bir şeyler ortaya koyma isteği var, bir eser ortaya koyma. Ben buradayım deme, ben yaşadım. Yani bu ilk çağlarda, daha doğrusu bu milattan önce işte ilk insanın var olduğu dönemlerde, mağara dönemlerinde. O bir şekilde elini o mağara duvarına vurdu yani. Bir iz bırakmak istiyoruz hepimiz. Yani bunu bırakmak istemiyorum diyen birini ben tanımıyorum. Ev alarak bırakmak istiyor, araba alarak bırakmak istiyor. Ya da ne bileyim insan biriktirerek, dost biriktirerek bırakmak istiyor. Hatta ve hatta şunu iddia edebilirim. Ben öldükten sonra ismim anılsın diye bu hayata hiçbir anlam vermeden intihar eden insanlar dahi o intiharda ben yaşadım demek için bu şekilde bir harekette bulunuyor. Bu içimizde olan bir şey. Bu bir şeyleri somut olarak ben bunu yaptım. Ya bu başkaları beğenecek beğenmeyecekle ilgili bir konu değil. Şimdi bazı okuyoruz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavını kazanıyoruz, ne yapıyoruz? Onlar çok o anda, o zamanda bir gündem olan bir şeyler ama daha çok hemen unutulabilen bir şeyler. Ama hiç fark ettiniz mi? Böyle bir tanesi gelse dese ki size ya da anneniz, babanız bir tane resim getirse, bak bunu 5 yaşında çizmişsin sen dese, emin olun uzun bir süre ona bakarsınız siz. Nedeni şu, çünkü bir somut bir eseriniz var orada. Sizden kalmış, geçmişten kalmış bir eser var orada. Bir şeyi yaptığınız eylemi devam, ha ben bunu yaptım ya. Kimsenin beğenmesi umurumda değil. Ya yani umurunuzda da olmayabilir. Ama ben bunu yaptım. Bu benim içimden çıkmış bir şey ya. Ben oraya bir eser koydum. Diyebiliyorsanız, ya diyorsunuzdur muhtemelen. Böyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Ya şimdi şöyle düşünün. Emekli olan birçok insan resim kursu, saz, bağlama, müzik, ya sanat içimizde ama biz dışarı çıkarmak istemiyoruz. Yetenek diye tutturduğumuz bir şey var. Tamam ben bunu kabul ediyorum. İllaki etkisi vardır ama
Bir şeyi seviyorsan, zaman ayırıyorsan ve o zamandan da zevk alıyorsan illa güzel bir şey ortaya koyuyorsun. Kitap olabilir, şiir olabilir, tek tek sanat eserini saymayacağım. Ne yapmak istiyorsan, onun hepsini tek tek ortaya koyabilirsin sen. Ya kötülüğü, iyiliği bu çok göreceli bir şey. Ya benim resimlerimi beğenmeyen bir adama ben ne kızarım, ne de onu yargılarım. Onun dünyasında kötü. Ama benim dünyamda güzel bir şey. Ben onu koydum oraya. Biz çocuklar ne seviyor mesela çocuklar? Biz diğer alan okullarında el becerisi gelişsin falan filan diyoruz ama hayır, orada çocuk benliğini kazanıyor. Var olduğunu hissediyor. O karalıyor orayı, resim çiziyor, boyuyor orayı. Biz ona bir kişilik, bir birey olduğunu hissettiriyoruz. Ama işte biz belli dönemden sonra hayat mücadelesi diyoruz. Zamanım kalmıyor diyoruz. Çocuk oldu diyoruz, evleneceğim diyorsun, işleri çok yoruyor diyorsun, bilmem ne, bahane üretmek çok kolay. Ya illa herkes resim çizsin, kitap yazsın diye bunları söylemiyorum ben. Ama zevk aldığın bir şey vardır illa ki, sen keşfetmemişsindir. Kaşırsam bir şeyleri, çıkacak alttan bir şeyler çıkacak. Ya herkes resim çizecek, herkes sanatçı olacak diye Herkesin demiyorum. resimdeki potansiyel bir sanatçı değil. Değil mi? Her insan Sesinizi aslında alamadım. potansiyel bir sanatçı. İçindeki o Tabii sanatı ki, dışarı çıkarmamız. tabii ki efendim, sen denememişsindir. Denemediğin bir şeyin başarılı olup olmayacağını ya da gerçekten ona bir yeteneğin olup olmadığını bilemeyeceksin hiçbir zaman. Ha böyle bir dünya, ben biraz saz çalayım, biraz işte gitar çalayım, sonra resim yapayım, kitap yazayım falan filan değil. Sen gerçekten hayatta ne ilgi duyuyorsun? Kitap okumayı çok seviyorsan muhtemelen o sana zevk veriyor. Ve düşünsene, sen o kadar kitap okuyorsun, için dolu. Nasıl yapacaksın? Anlatarak bunu beceremiyoruz. Bunu anladık. Az önce konuştuk zaten. Yalnız kalma nedenlerimizden bir tanesi hissedilmemek ve anlaşılmamaktı. Sen bir şey koyacaksın ortaya. Ben bir eser koydum. 104 sayfalık bir eser. Ama benim içimde olan bir şeydi. Bu sadece dışarı çıktı. Beğenilir, beğenilmez, okunur, okunmaz. Ben buna bir şey diyemem. Ama Evet. bu benim. Ben bunu yaptım yani. Bunu Aslında. gerçekten her insan kendinde bir şeyler bulup kendinde gerçekten bir tılsıma, bir hazineye ulaşacaksınızdır. Sadece kendinizi tanımıyorsunuzdur. Kendini tanımak çok klişe, bu dönemde çok kullanılıyor ama biz gerçekten yaşadığımızın farkında değiliz. Ve yaşamanın gerçekten üretmek olduğunu hala çözemedik bence. Fikret Bey, bu söyledikleriniz bence çok kıymetli. Yaşadığımızın Teşekkür farkında ederim. değiliz. Bunu fark etmemiz gerekiyor ve o belki de içimizdeki o sanatsal o özü, cevheri çıkarabildiğimiz ölçüde Estağfurullah. çıkartmamız gerekiyor.